أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ad halkına da kardeşleri Hud'u elçi olarak gönderdik. Ey benim halkım, dedi. Yalnız Allah'a ibadet edin. Ondan başka tanrınız yoktur. Hâlâ ona karşı gelmekten sakınmayacak mısınız? Bir de düşünün ki, Allah sizi Ad halkına halef yaptı ve dünya üzerinde size imkanlar bahşetti. Arzın düzlüklerinde saraylar kurup, dağlarını yontarak evler yapıyorsunuz. Allah'ın nimetlerini düşünün de, bozgunculuk yaparak dünyada karışıklık çıkarmayın. Kendilerinden önce gelip geçmiş milletlerin başlarına gelen olaylara dair haber onlara ulaşmadı mı? Nuh kavminden, Ad, Semud ve İbrahim kavminden, Medyen halkından ve şehirleri yerle bir edilen toplumdan haberdar olmadılar mı? Onlara peygamberleri açık deliller getirdi ama inanmadılar. Bundan dolayı Allah'ın gazabına uğradılar. Ama onlara Allah zulmetmedi. Lakin onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u peygamber olarak gönderdik. O da, ey benim halkım! Yalnız Allah'a ibadet edin. Zaten sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Siz şirk koşmakla, iftira etmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Ey halkım! Risaleti tebliğden dolayı sizden hiçbir ücret beklemiyorum. Ben mükafatımı yalnız ve yalnız beni yaratandan beklerim. Hiç düşünmez misiniz? Ey halkım! Haydi Rabbinizden af dileyin. Sonra ona tövbe edin. Ona dönün ki, gökten size bol bol yağmur göndersin. Gücünüze güç katsın. Ne olur yüz çevirip suçlu duruma düşmeyin. Ey Hud! Dediler. Sen bize açık bir belge, bir mucize getirmedin. Biz de senin sözüne bakarak tanrılarımızı bırakacak değiliz. Sana asla inanacak da değiliz. Galiba tanrılarımızdan biri seni pek fena çarpmış. Demekten başka bir şey söyleyemeyiz. Hud dedi ki, ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki, ben sizin Allah'a şerik koştuklarınızdan hiçbirini tanımıyorum. Artık hepiniz toplanın. Bana istediğiniz tuzağı kurun. Hiç göz açtırmayın. Hiç süre tanımayın. Ben, benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a dayanıp güvendim. Hiçbir canlı yoktur ki, mukadderatı onun elinde olmasın. Rabbim elbette tam istikamet üzeredir. Eğer haktan yüz çevirirseniz, ben müsterihim. Zira size ulaştırmakla görevli olduğum buyrukları size tebliğ ettim. Rabbim dilerse sizi gönderip yerinize başka bir topluluk getirir. Ama siz ona hiçbir şekilde zarar veremezsiniz. Muhakkak ki Rabbim her şeyi denetlemektedir. Azaba dair emrimiz gelince Hud ve beraberinde olan müminleri tarafımızdan bir rahmet eseri olarak kurtardık. Onları pek ağır bir azaptan selamete çıkardık. İşte Ad halkı buydu. Rablerinin ayetlerini inkâr ettiler. Onun peygamberlerine isyan ettiler ve Hakk'a karşı gelen her inatçı zorbanın isteklerine uydular. Hem bu dünyada lanete tabi tutuldular, hem de kıyamet gününde. Evet, Ad halkı Rablerini tanımayıp İnkâr yolunu tuttular. Dikkat et! Nasıl da defoldu gitti o Hud'un kavmi Ad. Eğer onlar seni yalancı sayıyorlarsa, sen bil ki, onlardan önce Nuh, Ad ve Semud halkı da, İbrahim'in halkı da, Lut'un halkı da, Medyen ahalisi de, Resulleri yalanlamışlardı.
Musa da yalancı sayılmıştı. Ben de şöyle yaptım. Her seferinde inkârcılara mühlet verdim. Sonra da tuttuğum gibi işlerini bitirdim. Onların inkârına mukabil nasıl olurmuş benim inkârım, cümle âlem görüp bildi. Ad'ı, Semud'u, Res halkını, bu arada daha birçok nesilleri de inkârda ısrarları sebebiyle helak ettik. Ad halkı da Resulleri yalancı saydı. Kardeşleri Hud, onlara şöyle dedi. Hâlâ inkâr ve isyandan sakınmayacak mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbül Alemin'dir. Kardeşleri Hud, onlara şöyle dedi. Hâlâ inkâr ve isyandan sakınmayacak mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbül Alemin'dir. Kardeşleri Hud, onlara şöyle dedi. Hâlâ inkâr ve isyandan sakınmayacak mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbül Alemin'dir. Kardeşleri Hud, onlara şöyle dedi. Hâlâ inkâr ve isyandan sakınmayacak mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbül Alemin'dir. Siz her yol üzerinde gelip geçenleri şaşırtmak için bir alamet yapıp saçma sapan şeylerle mi uğraşırsınız? O muazzam yapıları dünyada ebedi kalmak gayesiyle mi inşa ediyorsunuz? Başkalarının hukukuna karşı hiç sınır tanımadan hep böyle zorbalık mı yapacaksınız? Her yol üzerinde gelip geçenleri şaşırtmak için bir alamet yapıp saçma sapan şeylerle mi uğraşırsınız? O muazzam yapıları dünyada ebedi kalmak gayesiyle mi inşa ediyorsunuz? Başkalarının hukukuna karşı hiç sınır tanımadan hep böyle zorbalık mı yapacaksınız? Siz her yol üzerinde gelip geçenleri şaşırtmak için bir alamet yapıp saçma sapan şeylerle mi uğraşırsınız? O muazzam yapıları dünyada ebedi kalmak gayesiyle mi inşa ediyorsunuz? Başkalarının hukukuna karşı hiç sınır tanımadan hep böyle zorbalık mı yapacaksınız? Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Size bildiğiniz bunca nimetleri veren, size davarlar ve evlatlar ihsan eden, bağ ve bahçeler, pınarlar lütfeden o Rabbinize karşı gelmekten sakının. Müthiş bir günün azabının tepenize ineceğinden gerçekten endişe ediyorum. Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Size bildiğiniz bunca nimetleri veren, size davarlar ve evlatlar ihsan eden, bağ ve bahçeler, pınarlar lütfeden o Rabbinize karşı gelmekten sakının. Müthiş bir günün azabının tepenize ineceğinden gerçekten endişe ediyorum. Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Size bildiğiniz bunca nimetleri veren, size davarlar ve evlatlar ihsan eden, bağ ve bahçeler, pınarlar lütfeden o Rabbinize karşı gelmekten sakının. Müthiş bir günün azabının tepenize ineceğinden gerçekten endişe ediyorum. Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Size bildiğiniz bunca nimetleri veren, size davarlar ve evlatlar ihsan eden, bağ ve bahçeler, pınarlar lütfeden o Rabbinize karşı gelmekten sakının.
müthiş bir günün azabının tepenize ineceğinden gerçekten endişe ediyorum. Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Size bildiğiniz bunca nimetleri veren, size davarlar ve evlatlar ihsan eden, bağ ve bahçeler, pınarlar lütfeden o Rabbinize karşı gelmekten sakının. Müthiş bir günün azabının tepenize ineceğinden gerçekten endişe ediyorum. Sen dediler, ha böyle nasihat etmiş, ha etmemişsin. Bize göre hepsi bir. Bizim tuttuğumuz yol, önceki atalarımızın sürüp gelen adetlerinden başka bir şey değildir. Biz bundan ötürü de cezalandırılacak değiliz. Sen dediler, ha böyle nasihat etmiş, ha etmemişsin. Bize göre hepsi bir. Bizim tuttuğumuz yol, önceki atalarımızın sürüp gelen adetlerinden başka bir şey değildir. Biz bundan ötürü de cezalandırılacak değiliz. Sen dediler, ha böyle nasihat etmiş, ha etmemişsin. Bize göre hepsi bir. Bizim tuttuğumuz yol, önceki atalarımızın sürüp gelen adetlerinden başka bir şey değildir. Biz bundan ötürü de cezalandırılacak değiliz. Neticede onu yalancı saydılar. Biz de onları imha ettik. Elbette bunda alınacak ibret var. Fakat onların ekserisi ibret alıp da iman etmezler. Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir. Mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir. Ad ve Semud halklarını da imha ettik. Siz ey Mekkeliler, bunu kalan ev harabelerinden anlıyorsunuzdur. Şeytan onlara yaptıkları kötü işleri süsledi ve onları yoldan çıkardı. Halbuki onlar aklı fikri yerinde açık göz kimselerdi. Onlardan önce Nuh, Ad toplumları ve ordular sahibi Firavun toplumu da peygamberleri yalancı saydılar. Semud ve Lut toplumları, Eykeliler de öyle yaptılar. İşte bunlar, peygamberlere karşı toplanan hiziplerdi. Ad halkına gelince, onlar dünyada haksız ve sebepsiz yere büyüklük taslayıp, kuvvet yönünden var mı bize galip gelecek, dediler. Halbuki kendilerini yaratan Allah'ın, o mahluklardan daha kuvvetli olduğunu görüp anlamadılar mı? Onlar bizim ayetlerimizi bile bile inkâr ediyorlardı. Biz de onların üzerine o uğursuz günlerde bir kasırga gönderdik. Bunu onlara dünya hayatında bir rezillik ve rüsvaylık tattırmak için yaptık. Ahiret azabı ise daha çok rüsvay eder. Hem orada hiç kimse kendilerine yardım edemez. Bir de Ad halkının kardeşleri Hud'u hatırla. O, Ahkaf'ta kavmini uyarmıştı. Gerçekte, ondan önce de sonra da birçok uyaran peygamberler gelip geçmişti. O, yalnız Allah'a ibadet edin. Doğrusu ben, sizin başınıza gelecek müthiş bir günün azabından endişe ediyorum demişti. Onlar, sen bizi tanrılarımızdan vazgeçirmeye mi geldin? Haydi, iddianda tutarlıysan, geleceğini bildirerek bizi tehdit ettiğin azabı başımıza getir bakalım derler. O şöyle cevap verdi. Azabın vakti hakkında kesin bilgi, Rabbimin nezdindedir. Ben sadece benimle gönderilen mesajı size duyuruyorum. Ne var ki, sizi cahilce davranan bir toplum buluyorum. Vaktaki bildirilen azabı, vadilerine doğru enlemesine yayılarak ilerleyen bir bulut halinde görünce, bu dediler, bize yağmur getiren bir bulut. Hud, hayır dedi. Bu, sizin gelmesi için acele edip durduğunuz şeydir. Yani can yakıcı azap taşıyan bir rüzgardır. Rabbinin izniyle her şeyi devirip, yerle bir eden bir kasırgadır. Derken, hepsi helak olup, sadece meskenleri kaldı. İşte biz, suça gömülmüş güruhu böyle cezalandırırız. Vaktaki,
bildirilen azabı, vadilerine doğru enlemesine yayılarak ilerleyen bir bulut halinde görünce, bu dediler, bize yağmur getiren bir bulut. Hud, hayır dedi. Bu, sizin gelmesi için acele edip durduğunuz şeydir. Yani can yakıcı azap taşıyan bir rüzgardır. Rabbinin izniyle her şeyi devirip, yerle bir eden bir kasırgadır. Derken, hepsi helak olup, sadece meskenleri kaldı. İşte biz, suça gömülmüş güruhu böyle cezalandırırız. Gerçekten biz onlara, size vermediğimiz imkanlar vermiştik. Kulaklar, gözler ve gönüller lütfetmiştik kendilerine. Fakat ne kulakları, ne gözleri, ne de gönülleri kendilerine fayda verdi. Çünkü onlar, Allah'ın ayetlerini bile bile inatla inkar ediyorlardı. Neticede alaya aldıkları o azap kendilerine her taraftan sarıverdi. Onlardan önce Nuh halkı, Ashab-ı Res, Semud, Ad, Firavun halkları, Lut'un hemşehrileri, Ashab-ı Eke ve tüm Bağ halkı da hakkı yalanladılar. Evet, onların hepsi, peygamberleri yalancı saydılar da, tehdidime müstahak oldular, azaba çarptırıldılar. Halkında da alınacak dersler vardır. Onlara da ortalığı kasıp kavuran, köklerini kurutan bir kasırga gönderdik. Rahime atılan nutfeden, spermden, erkek ve dişi çiftini yaratma, öldükten sonra diriltme, tekrar yaratma, ona aittir. İnsanı zengin, kanaat sahibi ve halinden memnun etmek de ona aittir. Müşriklerin taptığı Şira yıldızının Rabbi de O'dur. Önceki Ad milletini yok eden de O'dur. Semud milletini yok edip, geriye hiçbir şey bırakmayan da O'dur. Daha önce Nuh milletini yok eden de O. Çünkü bunlar çok zalim, çok azgındılar. Altı üstüne getirilen Lut milletinin şehirlerini yerle bir etti. Onları ne azaplar, ne musibetler, neler kapladı neler. Ad kavmi de peygamberlerini yalancı saydı. Nasılmış benim cezalandırmam ve tehdidim, görsünler bakalım. Biz onların üstüne, o pek talihsiz günde, her şeyi söküp atan bir kasırga gönderdik. Öyle ki, insanları, kökü sökülmüş, içi boş hurma kütükleri gibi fırlatıp atıyordu. Nasılmış benim cezalandırmam ve tehdidim, görsünler bakalım. İşte Semud ve Ad milletleri de, o kafalara çarpan kıyamet dehşetini yalan saymışlardı. Bunlardan Semud, o korkunç zelzeleyle yok edildi. Beldeler içinde benzeri yaratılmamış ve yüksek binalarla dolu İrem şehrinde oturan Ad milletine, vadideki kayaları oyup yontarak sağlam evler yapan Semud milletine, çadırlı ordugâhlar, piramitler sahibi Firavun'a, Rabbinin ne yaptığını görmedin mi?''